Gruplaşma kurdu diyor. Ben üzülüyorum. Arkadaşlara kesinlikle katılmıyorum. Behiye Hanım'la Dilek Hanım'a. Gruplaşma yaptı diyor üç arkadaş. Peki ben Allah aşkına şu grubuna olur. Ben çağırabilir miyim ya? Çağla Hanım kesinlikle hakkımı yedi. Ben onu yani ben Dilek ben kabul etmiyorum. Ben hakkımı falan yemedim. Gayet de evet buzdolabını Dilek Hanım, Behiye Hanım ben sildim buzdolabını ama. Dilek Hanım demiyorum. Bir sakin olur musun ya? Neden numara yaparken? Bir konuşmama izin ver. Sen silmiş olabilirsin ama seninki elimize yapışıyordu. Ama Behiye Hanım'ınkini yapışmıyordu. İnsanın konuşmasına izin vermiyorsun ki bir kere sen. Yani onunkisi yapışmıyor diye silinmemesi mi gerekiyor? Yani bizim tetiğin ucuna getirmiş kendine. Bir şey diyeceğim. Tek tek konuşalım da. Yaptığı yorumlara katılmıyorum Çağla Hanım. Kesinlikle. Behiye Hanım diyor ki ben buzdolabına girmedim. Sen konuşmak istiyorum ve sürekli bölüyorsun. Hayır yani şu an haksızlık. Hayır yani yaptığım bölümleri görmemezlikten gelmeleri. Tamam et. Sorun yok. Etmiyorum ve vicdanın olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Benim vicdanım olacaksın yine dayanamıyorsun. Şu hak ediyorsun. Hak ettiğini verdiğim için mi böyle oluyor? Ben bugün hak ettiğini verdim. Ben bugün o belki benden iki bekliyordu, belki bir bekliyordu. Ama ben üç oynamak verdim. İçin yaptın zaten üçü. Ben oynamıyorum hayatım. Oyun oynadığın için yaptın. Dilek Hanım içinde böyle hepsini kurdu dün. İçine oturdu benim söylediğim şeyler ona. Bugün sinirlerim bozulmadı. Hatta ben ona inat gözlerimi böyle açtım ki benden korksun diye. Sinirli oldum göstermek için gözlerimi büyüttüm. Konuyu kapattım. Teşekkürler. Rabia senden devam edelim. Behiye Hanım ilk olarak elinize kolaylık sağlık. Teşekkür ederim. Büyük bir ihtimal mutfak camını Kadir Bey silmiş. Çünkü hiçbir şekilde iz yok. Tamam burada iz vardı. Belki aceleden unutmuş olabilirsiniz. Bazen aralarında pislikler vardı. Onları almamışsınız sanırım. Evet, kapı üstleri o şekilde hala tozluydu. Mutfağa geçmek istiyorum Kadir Tabii. Bey. Mutfak dolapların olmuş. O sebzelik dediğimiz şeyleri silmişsin ama biraz daha yapışkan. Herhalde ama çok hiç uğraşmadın. Yetişmiyor. Zaten şeyini hiç söylemiyorum çekmece düzenini. Direkt vakit kaybettiğin herhalde için öyle bildin. Aynen mutlaka. Bulaşık makinesinin kenarını ve o duvarı yaslanan duvar o kısımlara hiç dokunmamışsın. Doğru vardı. Dokundum. Kameramanlar hatta buna şahit. Dokundum. Ellerimle oraları ama hiç yani öyle dokunulmamış gibi o kadar şey ki o kadar yoğun kirdi. Hatta bulaşık makinesi üstünde daha böyle yani şey vardı böyle dökmüş çay gibi bir şey dökülmüş kahve gibi bir şey dökülmüş. Bulaşık makinesini temizledik ama üstüne dünyanın tekrar eşyası kondu kalktı bayağı kirlendi. Fırına girdim diyorsun girdim ama fırına, biraz fırına yapışık girdim. Yani hala yapışık komple. Ya artık orayı tornavidayla var ya bir saat şöyle önüme alıp o fırını tornavidayla bir saat sürtmem gerekiyordu. Tuvalete geçmek gerekirse tuvaletini çok beğendim çünkü ilk gün yani geldiğimiz çok berbattı. Klozete iki şişe kireç dökücü döktüm zaten o çıkmasaydı daha hoş her ne kadar Dilek beğenmesi de evet. Fayanslara gelirsek eğer keşke bir kovanın içine su yapıp deterjanı su yapıp fırçayla fırçalasaydın aynen daha iyi yaptı. Çıkabilirdi aynen ama herhalde tam nokta atışı yapamamışsın bazı yerleri duruyor. Ya hayır nokta atışı yapamadığımdan dolayı değil her yeri bastıra bastıra artık su silindi ama detaylı bir şekilde temizlenmedi. Yani dünkü eve göre şey yaparsak senin evin gayet temizdi. Arkadaşlar neresi bence temiz mutfağın halini görmüyor musun? Sonra benim ayarlarımla oynanıyor. Biz ama gerçekten sizde Bey Hanım dün mesela 9 yaşından beri temizlik yapıyorsun. Ben size aşırı çok güvenmiştim. Ya bir evinizde temizlik tek yapmak var. Bir de 4 saat içinde göremiyorum. Arkadaşlar görme zaten. Sen de benim rakibim değilsin. Ver puanını hadi. Zaten hiçbirimiz takip etmiyoruz. Rabia da değiliz. Daha temizliğini görmedik ama. Öyle diyor baksana. Ya şu Allah aşkına elinizle vicdanınızla şuraya bir koyun da bir yani şunun 4 saat mutfağını bir görün ya. Mutfağı siz sakınız. Arkadaşlar teker teker. Muhatap dahi olmam bu saatten sonra. Yüzünüze bile bakmam. Bu bir. İkincisi, mutfağımdaki eşya tekrar anlatmak istemiyorum. Kadir Bey çok özür dilerim. Estağfurullah. Aldım puan hakkım. Gerçekten ben atıyorum herhangi biriniz olduğunda kendime bak kalıbımı basıyorum buraya 4 puan verirdim. Ve siz bunu asla yapmadınız. Ve aklıma gidiş ama 4 puan nasıl etmiyor verebiliriz ki? Ya senin verirdim zaten Dilek Hanım'ın ya evinde 3 tane cam vardı. Birini zaten yani Kadir Bey'i salon büyük mutfak kabul etmiyorum. Sesinizi yükseltemezsiniz bence. Dinlemiyorsunuz ki ben konuşuyorum. Hayır ama ben yorum yapıyorum ki. Ben daha yorumum bitirmeden yorumunuz sen yorumuna giriyorsun. Yorumunuza karşılık yorum verirken benim daha konuşmam bitmedi. Hiç odan yani 3 tane camın yoktu. Dilek Hanım'ın evinde 3 cam vardı ve birini zaten Kadir Bey'i sildi. Senin bir camın zaten kırıktı onu iptal ettiler. Ya ben şu an istediğimi konuşayım. Zaten mutfak camını Kadir Bey sildi. Sadece siz bunu sildiniz. Yani ben dün Dilek Hanım'ın evinde dediniz ki duvara işte parmak izi şöyle dediniz. Siz de buraya çıkartabilmişsiniz. Bence herkes halkımı yedi dün tekrar. Bugün de benim yerim. Yani
herkes herkes. Yani yarışmayan arkadaşlar bunun bilincinde değiller 4 saatlik bir temizlik yaptığımızın. İnşallah ona göre davranır. Yarın bir gün sizin de gününüz gelecek. Ona göre. Gün olur devran döner. Şimdi ön karşıya. Yani neden sadece kötü yorumlarımızı görüyorsun yani ki? Yani oynamaya devam edin. Biz hakkınızı verdik. Evet arkadaşlar hep birlikte konuşmuyoruz. Rabia puanını alıyorum senden. Rabia puanını veriyor. Sanki hayvanat bahçesiymiş gibi hayvanlara dokunamamış. Örümceklere dokunamamış. Sanki hayvanat bahçesi. Ben dokundum zaten. Sen olsan dokunamazdın işte. Dokunurum. Dokunamazsın. Ben asla. Evet tarantula da geliyor Emine Hanım'a. Bir tane koyalım altına korksun be. Ben doğruları konuştukça arkadaşlar üzülüyor. Emine Hanım sürekli ben yaparım ederim diyor. Yani çok iddialı konuşuyor ama iddiasının arkasında durabileceğini düşünmüyorum. Evet Rabia puanını veriyor. Bakalım Rabia bugün yaptığımız temizliğe kaç puan veriyor? Rabia puanını veriyor. Bakalım Rabia kaç puan verdi? 3 veriyorum. Üç veriyorsun. Bu hafta da 3 iyi bellediler. Gelene 3, gidene 3. Gelene gidene 3. Teşekkür ederim. Emeğinin karşılığını veriyoruz ama hak etmiyorlarmış. 12 puan aldım ama aslında bundan kesinlikle memnun değilim. Çünkü asla değil. Detaylı bir evde çalıştım. Hepsinden 4'er puan bekliyordum ama gün olur. Devran dönmeye başlayacak yarından itibaren. Şimdi sıra geldi. Benim için temizlik önemli. Ben temizliğimi yorumlayacağım. İster güzellik için gelin, ister ne bileyim başka bir şey için gelir. Benim için temizlik önemli. Şimdi Behiye'nin temizliğini yorumluyorum. Behiye öncelikle evine gelelim. Salonun boş bir salonda. Koltuk takımı, herkesin evinde olan bir koltuk takımı. Vitrinin, konsolun ağır bir eşya itiş kakışımız çok yoktu. Şu camı açıkçası hiç beğenmedim. Yani yalanım yok. Çünkü camda da oyalandın. Oyalandım dedim, camda çok süre geçirdin. Kesikler vardı. Heh, camda çok vardı. Süre geçirdiğin için en azından geçirdiğin sürenin biraz göze gelmesi beklerdim ama camın içindeki o boşluk olduğu gibi çamur. Kadir Bey. Komple... Ben yorum yapıyorum kız az dur. Ne oldu söyle bir şey mi söyleyeceğim? Ama benim hakkımı yediler. Hakkını yediler. Ay takıldı kaldı. Çıkışta hakkını verelim hanımefendinin. Dışarıda verecekler hakkını. Ya ben sizin hakkını. Verebileceğinizi zaten düşünüyorum ama arkadaşlarımın bu konuda adaletli yani olduğunu düşünüyorum. Yani ben elimden geldikçe bak elimden geldikçe temizlik yapışınıza, bez tutuşunuza, ne bileyim hareketinize, her şeyinize elimden geldikçe puanımı veriyorum. Behiye bu cam açıkçası hiç beğenmedim. Koltuklara gelelim. Koltukları zaten bir tanesini sildik. Yani deri ellerini sildik, kumaşlarını silmedik. Zaten çok da bir leke yoktu koltuklarda. Sobayı elinden geldiğince ince ince ayıkladın amenna. Ama mutfağa geçtiğimizde ise mutfak dolaplarını ben istedim ki bir kısmını boşalt, temizle, geri yerleştir. Hepsini çıkardın. Hadi be, konuyu biliyorsunuz ama. Neyi? Konuyu biliyorsunuz. Evet hakkın yendi biliyorum. Çıkışta vereceğiz hakkını. Ha, mutfağa gelelim. Mutfak dolapları... Ama hep geçiştiriyorsunuz. Ne yapayım şimdi cebimde mi hakkını? Nasıl vereyim ben senin hakkını? Cüzdanımı getirin. 10 bin liradan hakkını vereceğim. Yani fesatlıktan ne yapacağını bilemiyor fesatlıktan. Yani içini kurdu dışını yemiş. Peki ben yarınki yarışmacıyı seçiyorum. Lütfen. Behiye zaten vereceğim puanı da göreceksin. İnşallah. Kaç puan vereceğimi. Evet sıra geldi. Yarınki yarışmacıyı seçmeye. Bakalım haksızlık yapan Çağla mı? Çetebaşı Emine mi? Defini hem o yanına hem bu yanına vuran Rabia mı yarışacak? Hep birlikte göreceğiz. Mavi diyorum. Hemen hızlıca çekip puan vermeye gitmek istiyorum. Yarınki yarışmacı... Yarınki yarışmacı... Hak yiyen Çağla. Evet bakalım Çağla yarın nasıl bir temizlik yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Hak yiyen Çağla diyor ya. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hakkım ne olacak Kadir Bey? Ay senin hakkın bassın ya. Hakkım diyor hala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.